Ya bu Burak, bu Burak, ikisi de kardeş. Ah koçum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Ziya amcamızla sabaha beraber başladık. Hafiften kahvaltımızı yaptık. Keyfine önce beyazları uçurduk değil mi Ziya abi? Önce siz gelmeden önce beyazları uçurduk. Şimdi iki kardeş, yuva kardeşlerine attım bunları. Bunlar da başladılar havada patlamaya. Ben geldiğimde beyazlar havadaydı. Beyazlar yeni yeni oyun söküyor. Şimdi de mavilerden iki tane attık. Şu donuk ne güzelmiş öyle abi ya. Titrek kobra. Kobra. Eh koçum benim. Dişi o lan, öyle güzel bir dişi o da. Yürürken takla atıyor ya maşallah. Hop. Aferin sana, aferin, aferin. Gel lan yürü git. Aferin size, deli gibi oynuyorlar onlar. Kanatları gitsinler. Dur gölgeye geçelim, daha iyi görürüz onları. Kanatlarını bir gizlesinler. Aslında yerde kuş varken kaldırmamız iyi değildi de. Değil mi? Erken mi kesiyor? Yok, yerde kuş hani görmezsin. Bir 15-20 dakika uçsun. Yani en kötü 10 dakika bir kanat kızdırdı mı daha rahat. Ondan sonra daha iyi fişekliyor. İkisi kardeş bunlar. İki kardeşi uçurduk. Bunların ana baba zaten farklı bir kuşlar. Yani biri babaları çakmaklı, anaları miski. Yani bunlar diyor bunlar, beni teke uçur diyor. İkisi de coşmuş. Teke uçur diyor artık. Bunlar artık zaman sabah erken de bundan sonra saat 6'da kaldıracaksın. 7'ye kadar biri, 8'e kadar biri. Diğer yavrular derken 10-11'i edeceğiz herhalde. Arkadaşlar iş yerim benim. Hemen şöyle karşı taraf göstereyim. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Şu büyük gördüğünüz gerçekten ağacın orada bak, çalışıyorum ben. Yavruyu da gördüm. Oradan Ziya abimi izledim. Geldi, önce beyazları uçurdu. Saat 8 oldu. İş bitti. Ek işimiz değil, tek işimizin başına geçtik. Keyifle hem sohbet hem muhabbet güvercinleri izliyoruz arkadaşlar. Kuşları Ziya abi aç uçuruyoruz değil mi? Aç. Yani olması gereken bu. Yani Mardin kuşu abi aç uçması lazım. Tok oldu mu uçmuyor gibi, kanada veriyor, uçuşa veriyor, gidiyor gelmiyor. Uçmasa bile gelmiyor, uğramıyor hayvan. Zaten sen kaldırıyorsun yem yerde. Yem yerde onlar uçan uçarlar. Uçan görevini yapan geliyor, yemini yiyor. Doyurur. Ondan sonra da kapatır kümesimizi, gideriz Allah izin verirse. Ha, maşallah. Arkadaşlar birazdan gelirler. Yavaş yavaş bir tane daha var, atacağım o. Bunlar indikten sonra tek bir tane daha var, atarız inşallah. Bunlar çabuk inerler. Bu yavrular da yeni yeni başladılar ya. Bak geliyor. Gelişi güzel bu. Geliyor burada. Geliyor maşallah. Aferin sana. Aferin sana. Hey maşallah, uzatıyor uzatıyor. Açacak, dur bismillah. Uzatıyor. Öbür bayağı yüksekte uçuyor tekte. Hı-hı. Senin dediğin gibi beni teke artık al diyor yani. Artık bunları tek tek uçurmamız lazım abi. Beyazlar yarın bir gün o beyaz düşecek. O da teke. Bir tanesi arkaya yere in. Dayı arkada geziyor da kuş kestirmesin. Vallahi bunu görmedim de sen. Yok almadım. Onun önüne bak. Onun önün. Evet tamam. Kaldıracağım mı? Bu arada arkadaşlar size kümes içini göstereyim. Hafiften. Şöyle. Hızlıklar. Güzel, güzelliklere böyle yakından da bakın arkadaşlar. Ziya amcamız maşallah var. Arkadaşlar bu güvercinlerden Ziya amcamız aynı zamanda satış yapıyor. Bilginiz olsun. Kendinin dükkanı var. Evinde de kuşları var, damızlıkları var, dükkanda da var. Değerli bir abimiz. Ki Facebook sayfasında canlı ihale de yapıyor abimiz. Takip etmek isteyen kendisini takip edebilir.
dediğim gibi talep eden olursa ben numarasını vereceğim. Sevdiğimiz değerli bir abimiz. Geç tanıştık ama gerçekten ben değerli birini tanıdığıma eminim. Bu işte ehil. Kuşun yani kafadan tırnağa her şeyini bilen bir abimiz. Ben de keyifle hayvanlarını sunuyorum. Ki daha çok video çekeceğiz onunla. O kuşlarını oynattıkça, kuşlar geliştikçe biz videoları çoğaltacağız. Dediğim gibi bu abimizin kuşlarından oyunlu sözüne güvenip itimatla kuş almak isteyen olursa ona da yardımcı olacağım. Şimdi dışarıdaki kuşumuza bakalım. Çoğun yavruları çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın çoğunun yavruları çıkmış. Çoğu yavru büyütüyor. Oradaki çıkan yavruların babası Ankara matbaacılardan. Ankara'dan mı gelmiş onlar? Babası. Hop. Matbaacılardan. İbikli geldi beyaz. Beyaz geldi o. Senin bu kobra dişi dediğin çok hoş bir diş abi. Duruşu muruşu hasta oldum ben ona. Allah can pekliği versin. Duruşu falan onu çok güzel. Onu uçuramadım abi. Onu o aslında sıktan açamadım. Onu sıktan açaydım o kuş güzel bir kuş olacaktı fakat. Yani kendi yavrum bir de. Ya, sen de büyümem o. Ben kendim elimden geçenki şeyde dedim ya kendim büyüttüm diye. Babası öldü onun. Çok çok güzel bir duruşu var bak. Kafayı kaldırsın izleyin arkadaşlar. Kobra dişi diyor. Bence çok iyi bir dişi, güzel bir dişi. Ve böyle hafif hareketiyle takla atıyor. Şöyle bir ufaktan gösterelim. Emmi, hayvanlara yem olarak ne tercih ediyorsun? Vallahi yazın sade buğday, kırmızı buğdayı veriyorum. Dışın karışık yem veriyorum. Karışık, ya ben pek karışığa yanaşmıyorum artık dışın çünkü hep cezasını aldım. Kümesimiz dışarıda olduğu için hani yerimiz soyuk olduğundan en azından içinde her türlü şey var onu kızdırıcı mesela. Şimdi ben bezelye, mısır ekliyorum, buğday yapıyorum, hiç bozmuyorum. Arada bir de yavru çoksa optima veriyorum. Optima en güzeli, optima da aslında. Yavruyu doyurmak için yani biraz daha dirençleri iyi olsun diye ben optimaya yem katıyorum. Dördünü veriyorum çünkü karışıkla vallahi sürekli besledim ben zararını gördüm. Çok şimdi biz karışık yazın verdiğimizde kuşlar genelde çok şey yapıyor. Erken tüye giriyor yani durmadan tüy değiştiriyor. Vitamin şey demek güçlü geliyor fazla geliyor. Hayvan bu kez güçsüz düşüyor değil mi? Tüye girdiği zaman da bildiğin gibi tüye giren kuşu da uçuramıyoruz. Edemiyoruz hayvanları yani şey yapamıyoruz. Yani iki günde bir banyoları var. Ya ki kolay kolay çok mecbur kalmadığım sürece de ilaç kullanmam. Sarımsaktan başka ilaçla tanımam. En güzel antibiyotik değil mi? Doğal. Yani ya, kolay kolay çok mecbur kalmadığım müddetçe. Abi eskiden yani siz daha iyi biliyorsunuz. Ben çocukluğumda ya biz ilaç bilmiyorduk ya. Hiç kimse ilaç bilmiyordu ki. Biz buğdaydan başka da yem bilmiyorduk. Bursa'ya buğday geldim, mısır. Aynen. Bursa'ya geldim ben ilacı Bursa'da öğrendim. Ki eskiden kuşlarımız şimdiye göre 10 kat daha sağlıklıydı. Çok çok. Dün beni aradılar köyden de bir kardeşimiz bizi biraz da duygulandırdı. Dayı senin eski kuşların diyor halen soyu var. Yarışmaya 3 tane yazdırmış. Gel buraya diyor bir hafta 10 gün sonra bir tanesini kaldıracağım misafirimiz olur. Allah razı olsun. Yani, ya bilmek bile ne güzel değil mi? Videolarını falan açıyor gerçekten 30-35 metre arası. 30-35 metre arası 6-7 taklayla oynuyor ama kuşlar 23-25 baş. Bir alıyor. Tane var ha bu işte matbaacıların erkek dediğin, yani yavrularını çektin. Onun yavrusu 37 baş yapmış. Ay maşallah. Hepsini de videoya çekiyor. Yarışmaya yazdırmışlar. Biraz da orada teşvik fazla. Bizim doğuda teşvik fazla. Mesela bir Ağrı, Bursa'nın belli 2 senti kadardır ama ödül 80 bin lira. Bursa'da da şimdi orada demek ki kuşçula bizden daha çok değer veriyorlar aynen. Abi. Aynen. Zaten dün değil, evveli gün Aydın Ataman'ın kuşu orada uçtu. Ağrı'da bir sevdiği kardeşine vermişler. Ortak yani şeyinde uçuyor. İlhami Fidan boyun kuşu dün uçtu. Yani hala bilmiyorum. Belki de şu an yine uçan var. Her gün ben takip de ediyorum. Bizim doğuda Erzurum'u, Ağrı'yı, Iğdır'ı. Eski kuşlar yani bulabildiğimiz kadar eskiye dayanıklı toplamaya çalışıyoruz. Ah güzel geldi bu. Aferin sana. Ne kardeşinin bir hiç aşağı doğru gelmiyor.
O daha hiç aşağı dönmedi. Yorulsun biraz. Biraz yorulsun. Şimdi bu düşünce o da gelecek. Benim tahminim. Gelin o da gelin. Abi hani... kardeşler ikisi de dişi işte. Onun benim için kötü avantajı ikisinde dişi olmaz. Soya yürüyemiyorsun değil mi? Var. Çaprazlayacağımız var. Erkek var bir tane. Kanadı hafif bir yellenmiş. İşte ona da sarımsak falan atıyorum arada bir. Keyif uçuşu arkadaşlar. Diğeri yukarıda arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yüksek. Ziya abi hani dediğim gibi yem konusu eskiden vallahi biz böyle bir hastalık görmüyorduk. Hani ne ağız sulanırdı, ne göz, ne mantar, hiçbir şey olmaz ya. Hani böyle uzun süre keyifle her çok çıkan yavru büyürdü. Çok nadir hastalık olurdu, çok nadir yani. Şimdi gerçekten... 10 yavrudan 5'ini millet fire veriyor. Aynen öyle yani. Bir de şimdi bakıcı falan kullanıyoruz yani o 5 tane kurtulmak için. Önceden kendileri bakıyordu ya. Hayvanlar şimdi biz... Kış olur dişi erkeği ayırıyoruz. Artık yapacak bir şey yok. Yerimiz soyuk olduğu için. Ana alanda orada burada. Yazın ilkbahara yakın ocağın sonlarında Şubat'ta tekrar eşleştiriyoruz. Yavru şu bu diyene kadar bayağı bir zaman geçiyor. Al olmuş 6. ay daha yeni yavru uçuruyoruz. Görüyorsun kendi yavrularımızı yeni uçuruyoruz. Yani şimdi geçen seneden kalan ekelerden birkaç tane var. Onları uçuruyoruz. Maşallah ama hepsi performans yapacak, gösteriyorlar kendilerini. Beyazlar da güzel böyle yeni yeni sökülmeye başlamış. O beyazların bir tanesi daha sökünledi de diğerleri zaten biri sıkta. Biri sıka girmiş. Gel. Aferin. Tabana da vuruyor gidiyor bak. Aferin kızıma. Maşallah daha yavru yani. Bunlar yeni başlayacak, daha başlamadılar. Teke daha yeni geleceğim diyor. Ben artık diyor bundan sonra beni tek uçur diyor. Performansı onu gösteriyor. Yani tek uçur beni diyor. At ben yalnız uçacağım. Yanında kuşmuş olmayacak. O da onun kardeşi bak. Mesela onun gibi değil. Aynı yuva kardeşler ikisi de. Şimdi zamanla alacak. Şimdi belki o da aşağı başlayınca değişecek. Tabii canım yani. Şimdi birazdan izleyeceğiz. Ama maşallah yani gelişi falan da 5-6 metre oynuyor ama güzel. Dabansız hiç gitmiyor. Kaçtı dikkat ediyorum. Dabanı vurmadan gitmiyor. Ha daban çok mu önemli? Mardin'de daban süstür abi ya. Kuşun değil süsüdür. Mi? Gösterişini yani. Yapıyor hayvan. Tavanı bağlayacak. O olmaz. Ama yani taban olmuş olmamış şu o onun süsü. Yani o da onun süsü kardeşim. Yani biz de öyle deriz. O da onun süsü. Ha, dabansız gider. Kuş güzel gider. Taklası bol ama tavan bağlamak şartı. Allah razı olsun. biraz yakma. Yapmıştı benim yine videoda. Çocuklarla izliyoruz. Amca kötü örnek olmaz. Sigara sağlığa zararlı. Doğru da söylüyor. Evet gençler içmeyelim. Sigara sağlığa zararlı. Ziya amcam sağ olsun işaret yaptım. Kırmadı bizi. Kırmadı bizi. Ama sende de el alışkanlığı olmuş gibi. Aynen öyle vallahi. Ya keşke hiç içmeseniz ama işte alışkanlık da böyle bir şey. Benim konumum biraz farklı da biliyorsun iyi kötü yani. Hayırlısı. Hiç gerek yok. Artık da o psikolojiyi halen atmış değilim yani. Olsun. Zaman neleri değiştiriyor. Aa bak şimdi ne güzel özgür. Sadece hayvanların da kendi çok şükür şeyini yani kavuruyorsun. Uğraşıp duruyoruz ne ya burada. İşte dükkanı geldin gördün. Dükkanda ki o yan tarafı da inşallah alırsak. Allah nasip eder inşallah. Yan tarafı da alırsak biz sabah saat 10'a kadar kümesimizde beni bu sevdada kimse geçiremez. Akşam da yine serinde yavru kovalamaya. Diğer zamanlarda dükkanda ekmeğimizi kovalarız. Onda zaten biliyorsun bizim o işler 9'da ondan sonra müşteri anca gel git. Allah gönlüne göre versin abi, inşallah abine. Artık oğlanı sıkı sıkı oraya bağlayacağız dün. Onu bağla ya boş ver. Onu bağlayacağız sıkı sıkı oraya. Akşam işten geldi mi saat 2'de 3'de işten çıktığı zaman direkt dükkana gelecek. Bir takım elbise alacağım oraya koyacağım. Dün anlaştık. Gelip değiştireceksin orada giyeceksin. Gideceksin evinde akşam 9'da kapatıp evine gidip banyonu yapıp yatacağım. Bundan sonra en güzel abi. Sözünü aldık inşallah. Elden, eldense seninki olur. Senin bildiğin yani inşallah olur. İnşallah devam eder. Kendini eder vallahi. Bana bir şey diyeceği yok. Yani bizim bu saatten sonra. Kuşları çekelim biraz. Biri havaya oynuyor. Şöyle göstereyim. Şu açık uçan sürekli havada oynuyor. Bayağı yoruldu ama yaklaşık 15 dakikadır uçuyorlar değil mi? 15 dakika oldu. Normalde yorulmaması lazım. Yani tamam bunlar en az. Ama bunlar şimdi yavru ya o açıdan dedim. 45 dakika uçmaları lazım normalde.
ciğer yapacak, nefes açacak yani, hiç şey yok onun. Yavaş yavaş geliyor. Bütün diğerlerini salacağım şimdi, kuşlar da. Yavru bir iki tane daha gelsin diye salmak istemiyorum. Gelsin, diğerler gelsin. De acıktı, elleme biraz daha aç kalsınlar ki iyice. Gel. Yarın bir daha bu saate geldiğimde hepsi böyle tok yüzüme olsun. Baksınlar. O hedefe gelecek de kargalar biraz sıkı geçmeye başladı. Hedefi tutturamıyor. Kargalar bu da alçalı. Kargaların bulması benim açımdan bir yandan da iyi. Mardin kuşçular için kargalar kötü bir şey değil. Niye dersen... Alışıyor, ürkek olmuyor. Hayır, atmaca falan karga oldu mu gelmiyor. Kargalar kovalıyor. Geçen gün burada yerlerde dolandırıyordular Şahin'i. Kılıç kanat vallahi iki tane karga yerlerde dolandırıyor. Dans ettirdiler. Hani hepsinin kargo, düşmanı var. Karga yani şimdi nasibi varsa yine diyorum gelir alır da vallahi yerde geziyordu. Kuşlar da hep yerdeydi. Hepsi birden de ürktü kalktı. Kimseye de dokunmadan kaçtı gitti. Karga. Ya Ulu Dağ'ın dibine kadar kovaladı iki tane karga. Karga yapar abi. Mühitimize girme diyor. Bura bizim mekan diyor, bizden sorulur. Bak. Bir tane boncuk takmam lazım buna. Yeni. İkisi de birbirine çok benziyor. Yok, havada mısın? Biri bir tık daha açık bak. Yok, ben... ikisi de aynı yani. Hiç yere insinler yapı, teşkilat, ayak yapısı hiç birbirinden farkı yok. Da bir tane de onların küçükleri var şimdi, daha yeni yeme düşmüş. Geçen gün dedin ya, bir gördüydün küçük yeme, o da yeme düşmüş, yavaş yavaş o da artık ben de uçacağım diyor. O geçen o şekliyle kalktı, cik cik yavru takla attı da indi aşağı. O benim ilgimi çekmişti ya. Onlar da ufak, onlar iki tane başka bir kuşun yavrusu da var öyle, onlar ikisi bir arada büyüdü onların. Bak bu bir tek şimdi buradan döner de gelirse baş alıyor bak. O yandan gelirse. Üstten gelirse alıyor. Yani. Bak geliyor şimdi. Ağacın oradan gelirse bak şimdi doğru geliyor. Hedefe geliyor bak. Hadi kızım gel. Aferin sana. Gel kızım gel. Yok. Yapmayacak. Geçti. Es geçti. O da neşe taklası atıyor. Şöyle. Sesleri güzel. Kanat sesi falan güzel. Tık 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 alıyor. Arkadaşlar izlemesi de çok keyifli. Mardin kuşunu hani eskisi gibi böyle şey yapmıyordum ama Ziya amcanın burada izlemeye başladıkça yeniden böyle keyif almaya başladım. Hani yavaş yavaş biz de ısınıyoruz ama şimdi bizim bahçede de uçuracak vaktimiz yok. Artık Ömer geldikten sonra hop ya, o öbür tarafa alıyor bak şimdi, heh, oradan gelecek. Oradan gelmesi iyi zaten. Buradan gelmeyi düşünün, gel. Uzak geçti. Güzel hissetti. Bunlar da işte günü gününü tutmuyor ki güzel kardeşim. Günü gününü tutmuyor hayvanlarından. Geçen daha dediğim gibi yine yarın bir gün yarışmalar yine başlayacağız. Ben seni çağıracağım. Eğer olur gelirim. Olursa beraber gideriz şu an. Keyifle gelirim. Orhan elinde bizim Oğuzhan kardeşimiz güzel bir süt uçuruyor. Yani bu hafta uçurmayı düşünüyorlar herhalde. Hafta içi. Keyifle gelirim abi. Aferin. İyi, 4 bağlıyor. 6 da yapıyor. Yavaş yavaş alışacak o. Uzatır abi, daha uzatır. 4-5 yeter bana. Fazlasını istemiyorum, uzatsın. Gene gelecek şimdi. Hedefe gelmeye başladı. Aferin. Yeter sana. Uzatsın. Yetmedi bu kez. Keyif taklası yapacak. Şimdi yarın bunları ayırmak lazım artık. Bunlar da yerlerini. Yavruları tek tek. İdmana devam. Yapacak şey var artık. Bizim şeyimiz o. Yani hayvan tek uçacağım diyor. Daha belli ediyor kendini. Belki yukarıdaki de şimdi buna uyuyor, bu yüksekte de bu geldikten sonra o da gelir bilmiyorum ama. Şimdi biri indi mi bence gelir o. Bence de o kuş yani biraz da kızmış gibi, görmüyorsun. Havada güzel şekli yani, o kendi kendine keyif yapıyor. Bir de dişi o kuş yani, ikisi de dişi onlar. Şunun kanat alımı, kanat yapışı erkek kuşu andırıyor. Ama dişi.
Şimdi gelip oynayan belli ediyor dişimliği de bu böyle erkek kuşu andırır gibi böyle geniş kızmış uçuyor. Ya bu geniş uçuyor da kızmış bu kuş. Bunu çok erken kızlar. İşte biz kışın karışık yem veriyoruz. Karışık yemin şeyi de bu. Zararı yazın, mı? Zararı çabuk kızdırıyor hayvanı. Hani sana zaten ne oldu anlamadım ben. Yavruların çoğu söyle. Ben bu işte kobra dediğim kızmıştı. Biz farkına varmadık. Uçuramadık da. Sıka girdi. Sadece oyunu sökene kadar uçtu. Bir 20-25 dakika oyun söktü. Ondan sonra hayvan bir baktım yumurtlamış. Allah Allah. O da alçaldı bak. Hadi gel bir de sen dene. Gel bakalım. 25 dakika iyi yani. Şimdi nefessiz hayvanlar bu kadar ancak sökülüp gelene kadar. Yaklaşık 20 dakikadır uçuyorlar. Aşağı yukarı. 20 dakikayı geçti. 20-25 dakika civarında uçtular. Daha çok atmaları lazım. Dişi geliyor bak. Kargalar bozmazsa hedefe geliyor. Aferin hadi gel. Aferin. Bu kez 5'e döndü. Bağlıyor ya. Bağlaması falan güzel. Yani tabanı güzel bunun. Bak farkındaysan tabanı gelişine evet. Tabanı çok güzel. Bu da şimdi yavaş yavaş alçalıyor. Bak. Evet, daha var onun daha var. O teke gelmesine daha biraz var. Çünkü onun belli var. Sökülmesi lazım biraz. Yavrular, onu beyazlarla uçuracağız artık. Ona bir tane boncuk takmam lazım. Ayıramıyorum. Ya. Yaşlılık mıdır nedir? yok. Olur o kadar ya. Hepsi mavi sonuçta. Çok neşeliler ama maşallah. Yani bunların altından bir beyaz yavru düşürürsem yani inşallah ki düşecek. Yani babaları beyaz bunların. Erzurumların hayali beyaz değil mi? Bunların babaları da beyaz. Yani birazdan çıkar dışarı görürsün yani belli ediyor kuş benim diyor. Ben o. Bir tane böyle babaya benzer bir yavru düşürebilirsek bu. Bunlardan bakalım inşallah. Geliyor gene hedefe. Aferin sana. O hedefi bazen yanılıyor da. Şimdi yan tarafta da aynı görüntü var ya. Onun için kuş, kuş bir tık oraya saldı. Sonra bu tarafa döndü. Olur normal. Daha o da yeni alışıyor. Ya çekeyim o tarafa oraya daha şey yapmaz. Ya işte mardım kuşunu şey yap. Zaten aptalı gitsin her tarafa gidiyor. Giden de geri gelmesin. Akıllı kuşla tutmak her zaman bizim avantajımız. En azından bir şey oluyor, bir işin oluyor. Mahalleden çağırıyorlar. Gidip gelene kadar kuş havada. Başka yere inmeyeceğini bilirim ben o kuş. Gene yükseldi. Ben inecek zannettim ama. Biri burada. Bir iki sıka girdi yani yükseldi öbürü. Biri burada. İner o. Alttaki inerse o da iner artık. Alttaki keyif almaya başladı hiç. Böyle ben ineyim modu yok. Hadi bakayım açayım. Aç bakalım hadi ya Allah bismillah. Arkadaşlar şimdi çıkacak kuşlar. İzleyin nasıl şov yapıyorlar. Ya Allah. Bak o da sefere geldi onların yanına. Aferin kızıma. İnecek bu. Öbürlerini inerken gördü ya. Onlar isim bir tane mavi var onu atacağım ama kuşların içinden onu kaldıramayacağız mecburiyetten. Bunlar karnını doyursun. Maşallah kalkan fişekliyor. Şuna bakın yürürken takla atıyor ya. Yürürken takla atıyor. Makinalı. Gel. Taklayı koydu aşağı indi. Baba. Evet. Oo bu havada hala. Yok o değil. Şimdi ben buradan 3
abi görmezsin, gitsin dedi, onu yalnız attım. He, tek dediğini attın değil mi? Tek bir çavuşumuz bu var, bir tane elimizde, bir tane de var da. O da... Hop. O gider mi? Gelmez. Daha gelmez. Bu da zaten şu... Beyaz, nerede o deminki uçan kuşların babası? Şu. Ortadaki şu. Eke beyaz. Eke beyaz. Şöyle yaklaştıralım arkadaşlar. Mavilerin babası o. Bu da Ankara'da Aydın Ataman'dan bir kardeşimiz getirdi bize. Beyaz. Beyazı mı? Hı-hı. Hiç uçurmadım onu. Kankalar. Bunlarda da işte şimdi ben Mardin'den anlamıyorum, örnek veriyorum. Ben şu keyfi ama seviyorum. Sen salıyorsun ya. Erkek bu. Şu kepekli olan. Sinekli olan, ballı. Dediğimizden. Taş geliyor kafamıza. Nereye gidiyor? Vallahi makinalı gibi geldi. Binmese iyi oralar. Binmez. O şimdi yemin derdinde. Kuşların içinden dağıtıyoruz ya, onu şey yapmıyoruz. Onu tekten atmadın. Onu önceden atmam lazımdı. Yavruları atayım, senin de dedik. Oo, mermi gibi geliyor. Dur, az geriye çıkalım, bari seferini alalım o, birkaç tane. Hop, ona biraz ben mahsus duruyorum, konmasın diye. Açılsın diye mi? Kuşlar tamam. Burada da yeni kaldırdık 5 dakika yani. 5-10 dakika uçsun da. Ondan sonra. Bana kızdırdı mı daha da onu indiremeyiz biz. Şıkır şıkır gidiyor. Küçük bir yavru var. Onu da görünüyor kerata. Dur. Buradaymış. Aslan parçası. Koçum. Bu geçen dediğimiz yavru galiba. Bu değil. Değil mi? Bu değil. Şu. Sen o dediğimiz o şu. O muydu? O şekliyle kalktı da takla attı ya üçkağıtçı. Şu öyle bir takla atar gibi yaptı. İşte deminki uçanların kardeşleri, bir alt yuvalar. Maşallah. Mavilerin. Ya soy, güzel soy. Şunu uçuramadım işte, o deminki uçanların erkek olacağı olan da bu. Şu yavru. Koçum. Mermi gibi geliyor ha tepemize. Bunu uçurmadık daha. Uçuracağız bunu da. Belki böyle arada bir kalkması da sayan da iyi oldu. Alışsın iyice bu. Arkadaşlar hiç geri yok. Ben biraz hedeften geriye geleyim. Aferin sana. Aferin. Güzel. Hayvan ayağıyla, şekliyle, kanat almasıyla benim vaktim yaklaşıyor diyor. Koçum benim. O uçtu zaten de onu bir rahatsızlandı. Onlardan yürü be. Beyazlar. Yürü be. Kanada olacak. Boynum döndü. Hala çekiyor. Arkadaşlar. Biraz daha şöyle yok. Sarı kuyruklar. Bir tanesi demin uçuyordu. Sıkta sen gel. Hı-hı. Sıktı olan. O var. O sarı boyadığımız kuşlarda. Onlar da farklı bir ırk. Onları da getirdik işte. Oyun söktüler fakat. Duruyorlar. Bunun da babası beyaz. Şunun. Alacağı ibiklerini. He. Zaten kanattan belli. Kanada beyaz veriyorsa soyda beyaz var zaten abi. Çocukluğumuzun kuşları. Aha geliyor. Gene mermi gibi geliyor vallahi. Az geriden çeksek gelecek. Geçen uçurduğumda geç indi. Yemi çok az verdim ona. Onun karnı aç şimdi. Gözü burada. Vah. Kuşta batmandan getirdiğimiz bir kuş yani. Ben de bu ülkeye eş olarak getirdim. İlk yumurtalarını attım bak. Şu ibikli olan miskiye benzer eski kuşlardan. Yürü.
Kuş inmek istiyor. Geliyor bak. Bugün uçmayacağım diyor ama dur gelsin şu seferini alsın bak. Sağlam bak şimdi kendi gelsin. Daha güzel şeyler alacak o. Bir, temin bayağı bir dikildi. Ta geriye kadar bekledim onu. O ben ineceğim diyor yani. Olsun inse de gelsin seferini bir göstersin bize ya. Ha geliyor. Üstten gelmesi lazım. Gene bir göstersin kendini hafiften. Heh geliyor. Vazgeçti. Tam karşıdan gelince güzel alıyor. Şimdi gelir mi? Yarım metreye kadar geliyor, vazgeçiyor. Arkadaşlar şu görüntüyü de göstereyim size. Kuzuları saldılar. Teyze otlatıyor kuzuları. Burada hava mis gibi. Kuş geliyor. Hedefi şaşırdı ama. Geliyor. Sen kontrol et abi, sıkıntı yok. Yavrulara bak ya, bu ara bayağı yavruş kuş, 11 tane mi 12 tane yavru var ya. Allah can pekli versin. 2 tanesini görüyordum da alttakileri falan görmüyorum, o diptekileri görmüyorum. Allah can pekli versin. Ha? Bu niye kendi kendine kalktı? Çocuklar ya, ne yapsınlar ya. Ay maşallah, nereye gir lan? Tabii sen keyifleniyor deyince ben onu çektim. Asıl çekmemiz gereken... Güneşe doğru gidiyor ya. Güneşe doğru gidiyor diyorum. O da kanat kızdırdım uçar. Ondan sıkıntı yok da o yerden kuşların içinden kalktı mı sıkıntı. O titrek dişiyi neyle vurdun abi? Eş mi? Evet. Titrek dişiyi neyle eşledin? O işte orada bir tane gösterdim. Aynı onun renkte bir tane alt boyluk erkek var. Kendi yavru. Vallahi ilk yumurtalarını dağıttık. Allah affetsin ilk yumurtalarını dağıttık. Erkeği uçuruyorum zaten. Onu da uçuruyordum da bugün kaldırmaz. Yatmasınlar diye. Yok ilk yumurtalarını attım. Genelde biri boş çıkıyor veya bazen İkisi boş çıkıyor. Belli olmuyor. Size ilk yumurtalarını kaldırdık. Garantiye oynadın desene. Seninki artık inmekten vazgeçti ben söyleyeyim. Ben dedim o kanat kızdırdı mı biraz zor iner ama inecek sonuçta gelecek de. Arkadaşlar güneş banyosu yapıyorlar. Yanında diye. Renkler aynı, o bir ayna kuyruk, birisi telli zaten. Heh, yanına geldi zaten. Onların ikisi eş. Kendilerini gösterdiler arkadaşlar. Onların ikisinde yani ana baba ayrı. Yakışmış ama ana baba erkek. Ayrı, farklı onların ikisinde ana baba ayrı. Erkek yakışmış arkadaşlar. Titrek'in anasını kaybettik. Geçen senden sonra bir fırladı buradan gitti. Babası zaten öldü. Babası ters sakla burada oldu. Şekerli bir babası vardı. Oyun kuşunun da bu yönü kötü değil mi abi? Sıka girdi, şaşırdı gitti. Kurtarmak zor. Şu. Zaten onun babası o. Bu yandaki ayna kuyruğun babası o. O benziyor da zaten. Bir tane daha. Burada şurada bir kuş var. Savur. Yakında Allah nasip ederse şunu da sana izlettireceğim bak. Sana izlettireceğim Allah nasip ederse. Yani İnşallah. 10 gün sonra onu da izleyeceğiz sen. O da dişi galiba. Erkek. Genç erkek o zaman. Genç erkek.
Bu geliyor, yokluyor, yokluyor, gidiyor. Ay maşallah. Bu sefer bayağı. Bu hala gidecek. Allah. Boynum döndü. Kadraja sokuyoruz arkadaşlar. Ben şimdi o öyle etti mi? Ben bir tane keyif şeyi yapacaksın gibi mi geliyor? Ben seni göstermiyorum abi. Aynen. Ben anladım yani, seni. Genç kardeşlerimiz seyrediler burada, çoğu seyrediler. Ya şu güzel görüntüyü de göstereyim ya. Kuzular var burada, koyunlar var. He? Arkadaşlar kuşun biraz dışına çıktık ama hakkınızı helal edin. Ben canlı olan, yani Mevlam'ın yarattığı her güzelliği seviyorum. Sizinle yine paylaşmak istedim. Allah rahmet eylesin. Biri vefat etmiş arkadaşlar. Ben arka planda kaldım. Yok yok, göstermiyorum seni. Sen rahat takıl. Nereye? Yavruya geliyorlar. Yavruları var ya. Gelme. Gitsinler, yavruları var onlar. Girsin mi? E sen el ettin diye ben geri el ettim. Geliyorsan onu koruyurken öbürünü kaçırıyor. O daha yapacak kendine bak. Kaç tane yapacak izle. İçeri kaçanlar yavruya kaçıyor çünkü 10-11 tane demin saydım, daha yeni et yavrular var. Ben bunlara bakıyorum. Böyle açken bak, tıka basa yedi şimdi. Suyu tıka basa içecek. Doğru gidecek. Katar zorun kuşlarından biri de budur. Şu yerdeki krem var ya. Gayet güzel. Paça maça gel, zaten. Baba. Erzurum'dan sağ olsun kardeşimiz gönderdi onu da bize. Dayı dedi götür bunu, uçur yavru al. Kendini gösteriyor. Yani içeri kaçanlar hep yavruya kaçıyor. Şimdi karınlarını doyuran oraya kaçıyor. İçeride de su olduklarını biliyor. Adam suyu içen yavruya bir kusuyor. Şimdi bir daha gelir. Bizim kız gene geliyor. Vallahi taş gibi geldi. Maşallah. Ulan onu boş o yapmasam var ya. Hakikaten. Panerden sıktı. Biliyorum şey. Ben görüyorum onu da. Üçkağıtçılık etti. Heveslendiriyor işte, insanın hevesini kırıyor. Tam geldi diyorsun. Aa, şimdi şovu yapacak ama dayı yanlış kadrajdan geldi. Şu kobra dişi mest etti beni ya. Maşallah. O da onu yumurtluyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başta acısın. O yanında, kobranın yanındaki erkek şunların yavruları. Önde miski donuk ikisi. Onlar zaten biri Kütahya yavruşu, biri buranın uşu. Aleyküm evet. Selam abi. Gel bu tarafa. He? Yok. O bir hedefe orayı kazdık. Toprak şey etmek diye orayı kazdık. Oradan attık oraya. Belki yiyebilir de yani, yer mi derken ben toprak atmışım. Toprakla kum yiyeceğine toprak yesin. Gel toprağım, gel otur. Ne sevmiyorlar biliyorsun. Gel o zaman ayakta dur yanımda. Ben oturayım, sen ayakta dur. Otur. Madem öyle. Ben sen gibi yaşlı mıyım? Bu yükseldi. Aha, bir tane daha Adana. Adanalar uçtu ona. Yapacak bir şey yok abi. Kuşu da yükseltti ama neyse, seninki ayrı uçuyor. Şimdi gelir. Ona uymaz ya. Ve onlar ikisi Adana herhalde. Onların ikisi de Adana. İkisi Adana onlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biri kuyruksuz, biri kuyruklu. Adanalar var. Ne diyor, nasıl diyor? Vallahi ya böyle işte uğraşıyoruz. Ne oldu sabah ondan bir ordu kaldırmıştın yine? Kalsınlar onlara. Ekmek yedi halleri yok ya. Bir ordu kaldırıyorsun, bir ne? Ordu. Dayıda neler var? Dayıda mardın besliyor, Hacivat'ta işte evin çadamda bayağı kuş var ya. Maşallah dayıma. Sabah bir kuş kaldırmıştı, ben gördüm, sen fark edemedin herhalde. Bakmadın mı o tarafa? Yok, ben gözüm sizin bu tarafa bakıyor, hiç o tarafa bakmıyorum ki. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bu demin uçan beyaz ibikli vardı dedin ya, fişek yani işte onun babası da bu. Onun babası da o. Şimdi o yine boş duruyor, yavru var. Geldi taş gibi geldi vallahi.
Şimdi insan da diyor böyle bir tane kuşum olaydı benim de uçuraydım diyor. Yani insan da bakıp bakıp duruyor. İnsan o iki seneden beri uçan kuş. Senin bildiğin kuş o kuş. Senin kuşun da gözüm yok. Benimki benim. Bana yeter değil mi? Yani o aşağıda uçurduğum kuş o. Eke kuş yani yavru tamam. Değil bu. İhsan abiyi de ziyarete geleceğiz arkadaşlar. İhsan abi şimdi YouTube'a video alıyoruz şu an. Aynı zamanda yükleyeceğim. Seni de abimizi de insanlar izliyor. Sürekli Ferhat kardeşimizin güzel bir zaten hobi bahçesi diye bir şey var. Çok güzel izlenimi de güzel. Faydasını da görüyoruz. Kendisi de güzel süs kuşu besler. Hani Bursa'da sayılı derim kişilerin arasında süs kuşu. Biraz da bunu bu tarafa doğru aktarmaya çalışıyoruz böyle. Mardinlere gelsin biraz artık. Mardin beslesin. Abi izleyiciler de bıktı. Hep süs güvercinleri, kümesleri geziyoruz falan. Ya bu kuşları kimse uçurmuyor diyen, uçurmuyor mu diyen bir sürü arkadaşımız var. Şimdi biz de Mardinci değiliz. Kaç tane kuş uçuracağız? Bir elemanım vardı askere gitti. Ben uçanla, mavilerin anası da bu. Allah İçeri Allah. Gider, miski. Ha, dedim ya onlar miskiyle beyazdan çıkma. Kuşlar yavaş yavaş gel. Baba baba. Yavaş yavaş gelmeye başladılar. Ben şimdi bir tane mavi uçurmaya başladım. Kafayı çok sık taklaya girdim. Onu yapma. Sıktan boşaltman lazım. Boşaltmam lazım işte. Valla ya bir tane bende var 30-35 takla yapıyor ama taklaya boğuyor. Yani kafayı taklaya boğduğu zaman aha kondu konacak diye aman bakıyorsun. Aman karga atmaca şu sandım ama. Atmaca olsa da rızkını alır. Şey yapıyor, sırf taklaya atıyor şey yapıyor. Benim zamanım yok biliyor musun Emre Bey? Ben böyle salak bırakıyorum terasta geziyorlar. Kapatmıyorum ben kuşları hiç. Ya sen de kalabalık uçurur keyfini alırsın. Evet. Ben şimdi az önce onun muhabbetini yaptım Ziya abiyle. Dedim ya şimdi kuştan anlamayan bunu kalabalık uçuracak. Hayvan havada oynayacak öyle keyif alacak. Al. Koçum benim. Bak şu. 27, 28, 30, 40 taklaya kadar ama boğuyor yani açması lazım daha. Yavru kızmaz o da kızmış. Ensede. Kobranın eşi. İkisi de çok fena taklacı bak onların. Abi, hafiften bir oynatsan onları be. Onu, hafiften. Abi onları... Kaldırdık mı o gidecek o kerata. O zaman kaldırma dur. Arkadaşlar söylemeye çekiniyorum. Ensede ya gitmez o yüzden diyorum. Kuşlar olmadı mı gidiyor vallahi. Ayak perdaydı. Bir saati geçiriyor. Bir saat 15 dakika 20 dakika 6-7 baş geliyor da taklayı çok boğuyor kendini. Benkiler diyor mu ya yeni taklayı Allah ben beyazların biri girmişti. Yavrularım mesela. 2 günden beri iyi. Bugün biraz daha eskiye nazaran 3 günden beri sıktı. Bugün biraz daha iyiydi. Hani takla aralarını açtı, vuruyor, dolanıyor. Bayağı açılıyor, geziyor da açtı. Ben seyistliği becersem bunlar var ya benim kuşlarım yanında bundan yana hiç de seyistliği beceremiyorum. Ah 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 ah. Seyistliği beceremiyorum biliyor musun? Sen hükümetsin. Bak adam sabah yatmamış, kalkmış gelmiş. O da öyle, o da namazda, o da camide, o da o kuş uçurmuyor. Niye o zaman idman vermiyor kalkıyor? Uçurmuyor. Şimdi neyse demiren vazgeçtim çünkü bıraktı bazı şeyleri. Şimdi onlar bu sabah 5 dakika kalkar, camiden gelir namazını kılar veya evde namazını kılar hemen terasta kuşları kaldırır. Bir sürü 100 tane kuş var. Var mı 150 tane? Yok 80 tane mi ne? Azalttın mı? Oy maşallah, sende de bayağı var. Sende de 80'den gelir geri kalmaz. Da meraklı da bakma sen anlamadığından meraklı. Kuşu çok seviyor ama kuştan anlamıyor. Çok iyi kaliteli kuşlar var elinde. Seyistlik yapamıyor. Çok kaliteli. Geçen gitti yine Kayseri'den 4 tane getir. Zaten şu var. Elinde altın olsa neye yarar sen seyistlik edemeyince. Ama şimdi elinde cevher var. Kendi kendine sökülse ne kadar sökülecek? Biraz parayı sevir. Niye? Emekli oldu halen mu? Çalışıyor. He ondan. O yüzden... Dur karıştırma. Belki çoluğu çocuğu okuyordur ya. Karıştırma orayı. Geldi güzel. Kimsenin halinden anlamaz. Ya ben kiracıyım. Allah'a çok şükür. İki tane kiracım var. Daha halinden diyorsun. Şimdi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin emekli maaşın maşallah yüksek. Ben 2200 lira maaşına ne geçineceğini? Lan 2200 lira. 1500'de kira alıyorsan... 1500'de 1000 lira. Beyla fahiş fiyata kira vermem. Aha etti 3200 lira ya. Allah bin bereket versin. Allah bereket olmayanlar var. O adam da ekmek çoluk çocuğu çalışıyor kirada asgari ücretler ne yapacak yani? Yani
Yani evim var. Valla komşu geliyordum da. Abi zor, bana zor ya. Yaptılar. Zor sana ya. Komşu geliyordum hmm. Yoksa Yusuf. Sen o arada edemezdin abi. Orada çok karışık. Cingene çok. Sen öyle, başı... öyle de deme. Roman kardeşlerimiz vardı. He, o şekil. O tarafa girmeyelim. He, o Roman kardeşlerimiz orada. Onlar, oraya, ya onlar da işte... gördüm mü görmedim. Bak hayır. Gördün mü görmedin. Onlar kolu komşusuna asla hı. Zarar vermezler. Vermezler bir de onlar da hani neden rahatsız millet. Komşular rahatsız diyorlar da işte bu köpekti, evet. Kediydi. E tabi onlar da hayvanı çok seviyor attı, bizim gibi. Şuydu buydu yani adamlar o yüzden yoksa onların şeyinden ya rahatsız Allah oluyor. Yoksa... Yani ben bak bu kaç senedir bu mahalledeyim. 92'den beri mahalledeyim. Bir zararlarını görmedim. Yok abi bak şimdi Romanlar kendi çevresine kesinlikle yani. İlişmezler. Çok ekmek yedim onlarla. Yani benim de çok sevdiğim değerli arkadaşlarım var. Buradan Roman kardeşlerime de selam olsun. Varsa takipçimiz bizden alta yorum da yapsınlar. Yani, yorum da yapabilirler. Biz onları seviyoruz. Zaten biz bir bayrak altında yaşıyoruz. Ayrımız gayrımız aynen, yok ki. Aynen öyle. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, hepimiz kardeş. Abazası hiç bak, fark etmiyor. Ne güzel bak hepimizin de bir hobisi var. Hepimiz aynen, hayvanları çok seviyoruz. Al bak. O insanlar da hayvanları çok sever. Tavuktu, güvercindi. En çok onlarda güvercinle köpek. Onlar ufak pale deriz biz. Paleleri eksik olmaz onların. At pale eksik olmaz onlardan. Evet. O yerde bakan vardı. Yani bu taraftaki değil. Savaş şey değildi. Senin dediğin. Ceyhun değil mi? Tam yolun kenarında bak. Öbür tarafta bakıyor. Bilmiyorum. Konteynerde değil. He. Ama onun arkasına bakıyor. Çok güzel kuşları var. Var onda Alozan'ın kuşlarından var. Alozan'ın kuşları da. Ben bugün aslında kuş ise uçmaya gidecektim bugün. Nereye? 300 lira dedi takımına da. Dedi, nerede? Mahalle dedi. Kimdeymiş? Dedi gel uçurayım izle al kuşlar 300 lira dedim. Sen 300 lira diyorsun olmaz. Dedim illa pazarlık payı vardır. Ya kepezler falan. Abi kepezi mepezi bırak eğer oynuyorsalar dediğimiz gibi oyun yapıyorsalar 3000 lira da az. Ben dedi çocuk dedi gel şimdi izle sen diyeyim. İşte Tuncay Karan'ın kuşlarıymış kuşlar. Abi az önce neyden bahsettik? Kuşun hangi isme ait olduğu değil. Kuşun neler yaptığı önemli. Yani yok dedi ki uçurum izle al yani. Ha. Ah koçum. Bu neyin yavrusu biliyor musun sen insan? Hangisi? Akkuluk şu mu? Beyaz beyaz demin kalktı ya beyaz. He. Kütahya'dan kuşlar gelmişti ya Uzun Ahmet'in. He. O çakmaklı erkeğinle miski dişinin yavrusu. Allah Allah. Aptandan da geldi. Miski dişi rahatsızlandı. Kanadında sıkıntı oldu onun. Ben de kuşta şey Ziya abi. Ya titrek olmuş. Götünün üstüne zor duruyor ya ayakta. Serse yani iş parazit mi yapmış acaba? Abi şimdi zaten bu aylarda dikkat etmek lazım. Kesinlikle. E. coli, salmonella dışarıdan aynen. Kuş. Aynen şimdi ben bir yerden bir ilaç. Kuş sokmuyorum. Bir arkadaşımıza bir ilaç veteriner vermişti. Ondan haber bekliyorum. Bu salmonella, e. coli, şu bu bunların hepsinin şeyi. Yürü. Aferin benim kızıma. Yürü. Dedim ya oynamıyor miski. Hmm. Getirdiğim miski. Sabah bir kaldırdım. Bir taklayıp çevirdi. Demek ki çocuk belki de şey yaptı hani iyi kuş diye vermek istemedi. Ben bırakayım diye belki şey yapmıştır. Yani dişi baktım hemen az kaldırdım. Taklayı çevirdi. Vermek istememiştir. Seni de kıramadı. Kayseri'ye kadar gitmişsin. Şimdi vermek istemedi. Kümesin neyi kuşudur? Amca Kayseri'di mi? Yok ben Erzurumlu. Kayseri'ye gitti toprak, gezmeye. Toprak toprağı gurbette de buluyormuş he. Bir buçuk seneye yakın bir dostluğumuz var. Allah razı olsun. Kendisiyle herhangi bir sıkıntımız olmadı. Bugünden sonra da inşallah olmaz. Olmaz. Benim kimseyle sıkıntım olmaz Allah'ın izniyle. Yani. İnşallah bundan sonra da olmaz. Şimdi gelecek bir miski, bir de çikolata. Miski bundan daha koyu. O Kayseri'den geldi biliyor musun? O çocuk, yavrular uçurayım senin kuşlar dedi. Çikolata da aynı senin bu şey gibi, tepeli gibi. Şey ön tepe gibi. Ön tepe gibi. Ön tepeyi çok istediler de onu vermedik şimdi. Şahsın abi onunla sıkıntı olmaz bu saatten sonra da ilk etapta konar diye korktuk da konmadı. Kuşlar hani kalabalık kuşun içinden. Utandırmadı bugün. Evet. Abi maşallah kalkan baba kalkan taklayı vurup geri iniyor.
Demin dedim ya, şimdi burada uçmamış 2-4-5 tane yavrum var. Son feyleri ıslak diye uçurmuyorum. 5 tane yavrum var. Bir tane de tek uçacak şu. Teke düştü. Buranın kuşu değil ama. Kıyamıyorsun değil mi? Kıyamıyorum değil. Videoları falan var bende. Bir arkadaşımızın kuşu, sağ olsun bize. Ama bir yavruya kusun bence. Uçurmalık kızmış iyice. Şimdi o da yerine kalksın, insin, alışsın bir. Onu da kaldıracağız. Şunu da kaldıracağız. Bu da Batman'dan geldi. Ayna kuyruk donuk. O şimdi yavruya kusuyor yani. Her yöreden kuşlarımız var. Arıyoruz yani şu an. Acaba bu kuşçu arkadaşlar der ki bu dayı girmiş 60 yaşına. Vallahi 60 yaşına girsek da 1,5 yıldan beri bu kuşu arıyorum ben. Bir 15 yıl ara verdim. Şimdi kuş arıyorum. Yani iyisini. Bazı arkadaşlar diyor ki ya sende var. Var da benim gözüme hitap etmeyiz. Benim istediğim kuşu var. Daha iyisi niye olmasın değil mi? Beni bir defa doyurması lazım. Hani kümeste hangi kuşu tutarsan dersen, ben uçan kuşundan bir tane donuk erkek var. Onu zaten yavrular büyür büyümez hemen bundan eş edeceğiz zaten. Ayıracağız onu. Onun yavrular da güzel oluyor. Ya ulan ben bu Ankara'dan getirdiklerimi de iki tanesi içeride daha çıkarmadım. Taş bunlar... gibi geldi, kuşlar bile şaşırdı. Manyak bu ya. Bırakmıyor bak. Taklayı sık çeviriyor. Siz nerede oturuyorsunuz? Ben Mimar Sinan'dayım. He, Mimar Sinan'dayım. Bak burada şeyde çalışıyorum. Spor tesisindeyim. He. Güvenlik görevlisiyim ben. Evet. Büyükşehir Belediye'deyim. Sizin o Mimar Sinan'ın zaten şey var, kelebekçi var. Sen onu tanırsın. Ben oradaki bütün herkes beni tanır. Ben de onları tanırım. Ben aslında var ya, bizim Oktay Bey'le bir görüşsem senin o tarafa daha yakın bir yere gelmeyi düşünüyorum. Eve de yakın. Hayırlısı inşallah. Ama işte, orada böyle arazi yok abi, söyleyeyim sana. Bu şeyin dibi var ya. Neyin? Orası güzel. Neyin? Hastanenin mi? Yok yok, şey, kum ocağının dibi var ya. Bu tarafa doğru. Parkın hemen kanalın bu tarafı ya. Her kanalın öbür tarafı. Orada biraz zor. Rahat, rahat kuş uçuramam diye. Uçuramam diye değil. Orada yani çünkü... bayağı bir kalabalık orası. Sen rahatını bozma emmi. Niye diyeyim sana? Bak burası bizim orada gibi değil. Orada bina da çok. Hayvan içinde sıkıntı. Vatandaş da çok. Vatandaş adama gelme diyemezsin parka. Spor tesisine. Oralara değil canım ben. Şeyin dibi var. Yukarıydı. Orayla ilgisi yok. Nereye gitti bu ya? Geziyor dayı, o bir kayıp olup gelmediğim zaten. Gelişini kaçırmayın diyor. O geldi mi, o yandan gelecek. O aşağıya geliyor. Abi. Yok. İşler nasıl Ziya abi? Vallahi iyi. Salih'in orayı alacağım ben. He? Pazarlığını ettik inşallah. Bak bak, çay masalar, Salih'in orayı alacağım. Bakacağım pazarlığı. Yok ya, o sağlam dikildi, sonra uçuşa geçti de bıraktı. Bence açıldı. Atmacalık bir şey yok, etrafta atmaca yok. Valla Ziya abinin biraz böyle morali bozuldu. Kuşu ararken kuş birden taş gibi geldi, yanımdan çektirdi arkadaşlar. Valla adam demeyecek. Aman. Ya bir takla ataydım lan hatırına. Benim kuş bu ya. Benim kuş bu. Şu dişiye hastayım arkadaşlar. Şu dişiyi göstereyim. Şu dişiye astayım şuna. Şuna. Kalk lan. Bak kalktığı gibi taklayı da atıyor bak. Hadi lan. Açamadım onu. Bir açabilseydim dayı onu seyrederdim. Şunun duruşu çok güzel ya. Böyle... Babası da çok güzel oynuyordu. 3 saate yakın uçuyordu. 35-40 baş çıkarıyordu. Güzel de oynuyordu. Bir ters sakalı bir geberdi. Benimki kümesle dolaba çarpıyordu. Ters sakalı bir geberdi. Giden bizden değil, yenilerine bakacağız.
Ziya abi, kuşun seferini bolca aldık. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ben, daha devamı olacak. Sen böyle coşturdukça, ben fırsat buldukça alacağım seni. Yeni teki aldığım yavrular zaten. Bundan sonra mavileri gördün. Birisi hazırım diyor. Ben uçacağım diyor. O var, donuk var. Şu titreğinden eş olan şu erkek var. Tek uçacak. Burada. Hele bir kanatlandır, bir alayım ya. Fotoğraf alayım sana. Bir tane beyaz var. Uçacak. Tamam. Bunların abi, yani bunlar uçacak kuşlar. Yani asıl uçacak burada yani, fevkalade şu. Uçacak kuş o. 30-35 metre 7-8 saklası var, onu seyretti kaldık geldik. İnşallah bu kadar yapacak. Ay maşallah maşallah. Makinalı tüfek gibiler arkadaşlar. Yeden kuş da bu kardeşimizin bize hediyesi. Şu dişi. Bak bak bak, hemşeri hemşeriye kıyağını yapmış yani. Ama nasip olmadı. Yavrusunu uçuramadım bunun. Hep yavruları yeme düştü öldüler. Kısmet yani neyse yukarı, o. Aşağı yukarı 8 aydır o kuş bende. 3 takım 4 takım yavru aldım. Şu an yine altlarında demin çektiğin yavrular onun yavruları. Nasip olmadı uçurmak. Hep öldüler yavrular. Kısmet neyse o olacak. Nasıl? Yumurtasını başkasına sür. Abi zaten şimdi o bir kümes geldi mi benim beyazları da getireceğim buraya. Bu perdeleri getirip kanat vereceğim. Ferhat orada otursun. Oradan canı sıkıldıkça onları çeksin. Ayağı perdahlı olan kuşlar var. Onlar, perdeli. Bir takım yavruları vardı, öldürdük. Onlara ne diyorsunuz ya abi? Onlar Irak perdelleri diyorlar. Onların zaten biz onları getirttirdik. Kümesinde gördüydüm onlardan. 3 takım getirttirdim. 2 takımını sattık. Allah hayırlı uğurlu esin alan arkadaşlar. 2 takımını kendimize üretmek için ayırdık. Hatta bak burada dur, bir tane kırma var. Nerede onun? Perdahlı çalışması var diyor. Bir tane var dur. Ayağını görürsem söylerim. Ben kendi rengini gördüm, onu bulacağım da. Şu kırma kanatları yeni geliyor, uçuracağım onu. Tek ayağından belli, açık renkli olan. Bir ayağı perdeli o, kırma bir ayağı perdeli onu. Gördüm. Ama benim beyazların her iki ayağı da ördek gibi perdeli. Şunu diyor arkadaşlar, tek olan var ya, açık renkli. Tüyde olan zaten bak. Aynen genç. O kafası falan daha yeni düzmeye başladı. Daha genç yavru, bir de kanatları kesikti onun biz. Sağ olsun kardeşimiz o perdeleri gönderirken bunlar da yanında göndermişti. Ziya abi, eline emeğine sağlık. Yani çok teşekkür ettik. Getiriyorlar bunlar. Sabah sohbetimiz güzel oldu. Keyif aldım valla. İş yorgunluğum gitti söyleyeyim yani. Geldim burada o stresi attım. Allah ayaklarına sağlık. Her zaman baş tacısın. Buyur gel. Zaten inşallah birazdan bizim kuşta gelir. Arkadaşlar. Daha dükkanı açacağız. Yorum beğeni eksik etmeyin. Biz elimizden geleni yaptık. Sizin için bak bir saatimizi harcadık. İsteyen de olursa buradan talepte bulunan olursa kardeşlerimizden sana iletişime geçsinler. Yani ben vereceğim numaranı. Sıkıntı yok. Ya kuş yok. Senden de iletişime geçsinler. Sökük, oyunlu, her türlü oyun kuşunun veririz. Yani isteyen kardeşlerimiz de bizde çok fazla olmasın. Biz baş edemiyoruz hepsiyle. Değil mi? Hangi birini sırasıyla kaydedeceğiz? Allah razı olsun abi. Teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Dayıma da misafir gideceğiz. Sözünü aldık bak. Beklerim. Arkadaşlar dayımın kuşları da izleyeceğiz. Biraz kuşları azaltalım. Yani biraz daha seçelim. Çok. Geldiği zaman. Benim kuş ta nerede uçuyor? Ben bunu görüyorum. Eski yerim. Eski yerim.